Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 7 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو يعني الله سبحانه وتعالى سنجا كتابنا تشريان زاتر. O kitaptan bazıları muhkem ayetlerdir. Ve bu muhkem ayetler kitabının aslidir, anasıdır yani aslidir. Ve başkaları ise müteşabihlerdir. Kalplerde buzuklik, batılge, mayillik bulgan kişiler mana şu Kur'an'dan müteşabih bulganlarga ergeşediler. Fitnani talab qilishib va uning ta'vilini talab qilishib. Uning ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Va ilmda rosih bo'lganlar esa bunga iymon keltirdik. Bularning hammasi Rabbimizning huzuridandir deydilar. Aqllar egalaridan boshqa hech kim eslatma olmaydi. Nasihat olmaydi. Xotirlamaydi. Suyuti yetiyaptılar ki, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة. O, Allah Ta'ala şimdi zat ki, senge kitabını çürdü. O kitabının bazı muhkem ayetlerdir. Yani dalalatı vazih bugün ayetlerdir. Hunne ummul kitabı. Ular kitabının aslidir. Aslihu el-mu'temedu. Aleyhi fil ahkami. Hükümlerdeki e'tibor qilinadigan ahkomdagi suyaniladigan asl asos mana shulardir. Va oxori mutashabihat va boshqalari esa mutashabihlardir. La tufhamu ma'aniha, ma'nolari fahmlanmaydi. Ma'nolarini tushunib bo'lmaydi. Ka'avali suvari. Suralarning oldilarida kelgan harflarga o'xshab Alif lam mim yuhshab. Ve ja'alahu kullahu muhkaman fi qawlihi. Bu yerda Allah subhanahu wa ta'ala bazı ayetlerini muhkem, bazılarını ise müteşabih kıldiyu, lekin başka ayetlerde Kur'an'ın hamasını muhkem kılgan. Kur'an'ın hamasını muhkem diyen. Mesela uhkimet ayatuhu. Kur'an'ın ayetleri muhkem kılındı diyetti. Bimen ennehu leyse fihi aybun. Yani bu yerdeki muhkemlikten maksad murad aybı bumagen diye manada. Aybsız diye manada. Demek muhkemliknin bir neçe manaları baraken. Şunun için Kur'an ve hadiste kegen yerige karaktırı mana birleşlik gerek. وَمُتَشَابِهًا فِي قَوْلِهِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا. Ve Allah Teala Kur'an'da ise bazı ayetlerinde Kur'an'ın hemesini müteşabih digen. Mesela kitaben müteşabihen digen. بِمَعْنَ أَنَّهُ يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الْحُسْنِ وَالصِّدْقِ. Onun manası ne buladı ki? Kur'an'ın bazısı bazı yoksaydı güzellikte ve sadıklıkta. Haklikte, doğrulikte, güzellikte birbiri yoksaydı ayetler. Yani daim ayetlerini yaptı. Arap dilindeki kelimelerinin bir neçe manaları var. Manalarının bir neçe itibarları var.
Şularga dikkat qilishlik kerak, bo'lmasam xatoga tushib qolasiz. Fa ammal lazina fi qulubihim zayghun maylun anil haqqi. Ammo qalblarida zayghun, haqdan moyillik, haqdan yuz o'girishlik bo'lgan kishilar fayattabi'una ma tashabaha minhu Qur'ondan shu mutashabih bo'lganlarga ergashadilar. Ittiqa'a talabal fitnati fitnani talab qilib. لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس يعني فتنانه kim uchun talab qilyapti? O'zi uchun emas, johillari uchun. Johil insonlarni fitnaga solishligi uchun. Johil insonlar qanday qilib fitnaga tushadi? Shubhalar va masalalarning ilmlarning aralashib qolishligiga tushib qolishliklari bilan. Shubhalarga shakka qolishadi, masalalarni aniq bilisha olmay qolishadi. وابتغاء تأويله وتأويلنا تلب كل شيء تفسيره أن تفسيرنا وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده ونين تأويلنا يعني تفسيرنا الله تان باشك يالغز الله تان باشك كم بالميد والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم راسخلان يعني علم ده صابت بوغان ومتمكن بوغان علم ده تلي بوغان Kişiler, mubtada'un haberuhu yakulune amenne. Bu mubtada buldu da, haberi ise yakulune amenne bihi, ey bil muteşabihi. Muteşabihlerge iman keltirdik dediler. Ennehu min indillahi ve la ne'lemu ma'nahu. Yani o Allah'ın huzurudendir, onun manasını biz bilmemiz deydi. Kullun minel muhkemi vel muteşabihi, fi muhkem ve muteşabihten bugün her biri, min indi rabbina rabbimizning huzuridandir. Va ma yazzakkaru va hech kim nasihat olmaydi, eslatma olmaydi. Bi idg'omi ta'i fil asli fi zal yazzakkaru deyapmiz, aslida yatazakkaru bo'lgan. Yatazakkaru dagi t aslida t bo'lgan narsa zalga idg'om bo'lib ketdi, shu bilan yazzakkaru bo'ldi. Ayatta izu ya'ni vaz olmaydi, vaz nasihat olmaydi deyapdi. İlla ulul albab, lekin aqllar egalarigina nasihat olishadi deyapti. Ashabul uqul, mana aqllar egalari. Va yaquluna aydondan keyingi oyatga bog'layaptilar. Bu oyat Ali Imron surasidagi eng muhim oyatlardan, balki butun Qur'ondagi eng muhim oyatlardan birisidir. Va islom olamidagi eng muhim masalani bayon qilyapti. Aslida bu oyat Allohning nihoyatda katta mo'jizasi va qudratining dalilidir. Allohning nihoyatda buyuk mo'jizasini ko'rsatyapti. Bu oyatlar bizi iymonimiz ziyoda bo'lishligi va mustahkam bo'lishligiga sababchi bo'lish kerak. Lekin mahrum bo'lgan insonlar, Allohning g'azabiga va la'natiga qolgan insonlar bu mo'jizalardan noto'g'ri istifoda qiladilar. Xuddi Abu Jahl Abu Lahablar shuncha mo'jizalarni ko'rib, marazi ziyoda bo'lgandek. Madinadagi munofiqlar payg'ambarimiz alayhisalomdagi kamolat va mo'jizalarni ko'rgan sari marazi ziyoda bo'lgandek, ba'zi insonlar bu oyatlardan marazi ziyoda bo'ladi xolos. Battar bo'ladi xolos. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu oyatda masalani nihoyatda go'zal, mukammal qilib bayon qilyapti. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ U, senge kitabını çürügen zattır. Bana bir de enzele kele yaptı, levhul mahfuzdan dünyanın asmanıya bir derece çüşlüğü. Yukarıda bizi, نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ diyenedir. Allah-u Teala senge kitabını hakbilen çürdü, yani bölüp bölüp parçalar diyordu. Şimdi bir de enzele kele yaptı karim. Va kitobning kelishligida bir takror bo'lyapti. Nima uchun takrorlanyapti? Bilasizlar, arabchada aslida bir kalimani yoki gapni takrorlashlik qabih hisoblanadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo buni takrorlab turgan bo'lsa, hadisda takrorlanyapti turgan bo'lsa, yoki fasohatli, balog'atli olimlar bir kalimani yoki kalomni gapni takrorlab turgan bo'lsa, uni tagida hikmat bor. Alloh subhanahu va taolo buni takrorlashligi bilan kitobning kelishligi, kitobning nozil bo'lishligi nihoyatda buyuk ne'mat ekanligini bildiryapti. Qur'on nihoyatda katta ne'matdir.
En katta mucizedir. Kur'an'dan katta mucize yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'a verilgen mucizelerin en kattası Kur'an'dır. İnsaniyet tarihinde ve cinniyat tarihinde bütün mahlukların tarihinde bütün mahluklara verilgen mucizelerin en kattası Kur'an'dır. Bunu kadir kıymetini bilişlik gerek. Demek ki siz kançalı Kur'an'da mahkemişesiz, şunçalı kadir kıymetiniz baland buladı, dünya ahirette aziz bulasın. Kançalı Kur'an'dan uzaklaşsız, onu harlayan bulasız, mahrum bulasız, uzizu uziz dünyada hem ahirette hem sarsan buluşlikke, darbedar buluşlikke, har buluşlikke mahkum kıyan bulasız. Şimdi Allah Teala bu ayetin içindeki, bu Kur'an'ın içindeki ayetlerini ikiye böyle yaptı. Minhu ayetun muhkematun. O Kur'an'dan bazısı muhkem ayetlerdir. Yani köptü diye. Köpü muhkem ayettir. Muhkem demedi yani, manası ve dalaleti açık buygen. Manası ve dalaleti açık buygen ayetler muhkem ayetlerdir. Muhkemliğin bir neçe manaları var. Ulamalar şu ayetin tefsiri de ve şu muhkem ve müteşabihke tegişliği bahslerde, hususen ulumul Kur'an'da yoki uzulü fiqhda bu kelimelerning ta'rifi to'g'risida har xil fikrlarni sohiganlar. Butun qavullarni tekshirib ko'rsangiz, bir ma'noga, bir xulosaga qaytadi. Lekin ba'zan olimlarning ta'riflarining va tushuntirishlik masalani zikr qilishdagi kalimalari bir-biridan farqli bo'ladi. Ilmsiz insonlar ularni noto'g'ri tushunib, falonchi olim bunday tutgan-ku, falonchi bunday debdi ekan. Qaysinisi to'g'ri deb janjallashib yuradi. Bu masala hammasi to'g'ri. Muhkam to'g'risida aytilgan eng jami bo'lgan va eng qisqa bo'lgan ta'rif shuki, ma'nosi va dalolati vozih bo'lgan, zohir bo'lgan oyatlardir. Mutashabih esa uning teskarisi. Mutashabih esa uning teskarisidir. Ma'nosi va dalolati zohir bo'lmagan, vozih bo'lmagan oyatlardir. Ba'zi insonlar ba'zi far'iy masalalardagi ixtiloflarni muhkammas deb o'ylaydi. Masalan aytaylikki, "Val mutallaqot yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Taloq qilinuvchi xotinlar o'zlarini 3 quru kutadilar, kutsinlar deyapti Alloh taolo. Shu quruning tafsiri ma'nosi to'g'risida ixtilof qilindi. Hanafiylar, Hanbaliylar va Malikiylarning ko'pchiligi quru degani hayz degan dedi. Lekin Imom Shofiy va yana boshqa ba'zi olimlar esa quru tuhur deyishdi, poklik deyishdi. Yuqorida ko'rdingiz uni ixtiloflarni, masallarni. Ba'zilar o'ylaydiki, shu ham mutashabih deydi. Aniq emas ko'rdingiz. Yo'q, noto'g'ri. Bu muhkam hisoblanadi. Mutashabihning ma'nosi ta'rifi boshqa, ma'nosi ma'lum emas. Ma'nosi ya'ni vozih emas. Albatta Allohning huzurida ma'lumda, lekin vozih emas. Biz bilmaymiz uni. Biz bilmaymiz, Alloh biladi. Va dalolati ham ochiq emas. Nimaga dalolat qilyapti? Biz biladigan narsa emas u. Biz bilmaydigan narsa. Ammo shu quru to'g'risida ixtilof qilinganda hayz yoki tuhur deyilyapti ikkalasini bilamiz-ku biz. Bu bilingan narsa-ku. Demak, buni tushunganimizdan keyin hunna ummul kitobni tushunishimiz oson bo'ladi. Bular muhkam oyatlar kitobning onasidir, asosidir. Ya'ni Qur'onning asosini mana shu muhkam oyatlar tashkil qiladi. Ma'nosi va dalolati ochiq bo'lgan. Mutashabihlar ozdir, juda oz. Nihoyatda oz. Ko'pi muhkamdir. Va ukhoru mutashabihat va boshqalari esa mutashabihlardir deyapti. Ma'nosi va dalolati zohir bo'lmagan, vozih bo'lmagan oyatlardir. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni buni ikkiga bo'lib, kullarini imtihon qilyapti. Muhkam oyatlarni o'rganishlikka, ta'ammul qilishlikka, chuqur bilishlikka, ijtihod qilishlikka, istinbot qilishlikka, mahorat hosil qilishlikka buyurdi. Muhkam oyatlarni qancha chuqur o'rgansangiz, qancha ijtihod qilsangiz, qanchalik yaxshi bilsangiz, qanchalik ko'p muzokara qilsangiz, shunchalik savob va ko'p bular. Qancha bahs qilamansiz, nihoyatda ko'p.
taharet meselesi değilsiniz mi, namaz meselesi mi, ruza mı, zekat mı, cihat mı, siyaset mi, hicret mi, talim, terbiye mi, kaysınızı bulsun bulsun. Nihayette ki. Ve Kur'an ilmini ikinci ilimge böldü ki, müteşabih ilimler, onun manasını fakat yine Allah biledi. Demek ki Allah kıyafetli geleneğine Allah biledi. İnsanlar bilmeydi. Bu ilimler diye Allah Teala verdi de, etti ki bunu öğrenmeyler dedi. Bunu zahiri iman kildiresler de, onun hakikatini Allah'a tavşiresler. Allah'a havala kılasılar. Onge çükür ketmesiler. Utursa baskı mesiler dedi. Karın imtihan kılıyordu. Bir ilimde öğreniler, çükür ilim hasıl kılıyordu yaptı, birisini ise bunge kirmeyler yaptı. İmtihan da bu. Allah Teala'nın sünneti şundik. Bana hayvanlar diyeyim karın, bana bu hayvanlar diye, bunusunu yiyemez yaptı. Yiyediğini halal buyanı köp. Karın, yemeyediğini haram buyanı az. Allah'ta merhameti, yani bizge yardımcı buluyordu. Mesela, bana şunu yiyin digende o az bulsa, yemeyin digenleri köp bulsa, bunu insanlara kıynelip kalışı mümkün idi. Allah Teala halasın şu hükümünü birerdi, hiç kim itiraz kılalmaz idi. Peki Allah Teala onu dökemedi. Halal nesalarda köp kıldı. Ve bazı nesalarda haram kıldı halas. Şundan bir insan yine haram geçirse, elbette ozu bedbehtir. Ya kuşlarda meselesini karın, kuşlarda meselesi diyem, yiyilediğenleri köp, yiyilmeyediğenleri az. Meyvelerde görün. Bütün şu hasıllarda karasız. Halal bugene, mubah bugene köp. Haram bugene, mekruh bugene nihayette az. Allah-u Teala imtihan kıl yaptı. Ağır imtihan mı? Bu yengil bir imtihan. Ama şu yengil imtihan diyem ötmese, şu yengil imtihan diyem yıkılıp kalsa, bu adam cennetke layılmaz. Bu cehennemge otun buluşluk gerek. Yani ilim meselesi diyem şunlik. İlim meselesi diyem, etikat meselesi diyem Allah-u Teala imtihan kıl yaptı. İlimde muhkem ayetlerde örgen iler. Bana taharette olsa kança min mesele var. Örgen inmez akıllı, bahs-ı münazır akıllı. Namazda neçe yüz min mesele var. Zekat, ruza ve başka meseledir. Hale genişçe maharet fasıl kılın. Bahs-ı münazır akıllı. Ve meselelerin hakikatini örgen in. Kança ilimler var. Nihayette ki, fakat sızmaz, bütün insanlar toplanıp, bütün işini yığıştırıp koyup, şu ilimlerde hemasını tercih etmemizse, yetişelmeydi, koludan kemiydi. Bana İslam alimleri, milyonlarca alimler, 14 asırdan beri, dini ilimlerle şugullanışı yaptı, dini ilimler tüyap kagani yok ki, yine birbirinden güzellikler, birbirinden hikmetli malumatlar kip çıkıyordu ki, yani şu üç ilimlerine izin verdi Allah Teala örgeniyle sahip veremez etti. Az yine ilimden men kıldı. Müteşabih ayetler. Mesela Allah'ın sıfatları. Allah'ın kulu. Allah'ın yüzü. Allah'ın erşke âli buluşluğu. Birinci asman geçişliği. Bunlar hepsi müteşabih ayetlerdir. Bunların manası ne meykenliğini Allah biledi biz bilmiyiz. Manası yok diyenemez. Manası var. Peki biz bilmiyiz onu. Bilal miyiz? Ve bu nimegen delalet kili yaptı. Nimeni bildir yaptı. Onu Allah biledi. Biz bilmiyiz. Bizi vazifemiz bu ayetlerine iman getirip Allah'ın huzuru dendiğimiz, hak diyemiz, nime deyip durduğumuzda şu diyemiz, yağı yutmuyemiz. Bahs-ı münazara kimiyemiz. Kirmiyemiz içine. Allah kulu kanakayken, kanaka buladı. Digen kimi kulu yok şeydi. Digen hatalarga tushmaymiz. Falan juda ozgina ilim bilan Alloh taolo imtihon qilyapti. Allohning imtihoni. Tahoviyda o'qidilaringiz, Imom Tahoviy ham aytdilar. Alloh taolo ba'zi ilmlarni o'rganishga buyurdi, ba'zi ilmlarni o'rganmaslikka buyurdi. Endi o'rganmaslik degani mutlaqo tark qilish emas. Mutashabih oyatlardan hech xabarimiz yo'q degani emas. Iymon keltiramiz, Allohga havola qilamiz. Xabarimiz bo'ladi albatta. Şeriat büyüdüğün derecede kereli bugün ilimlerini, malumatlarını hasıl kılamız. Karın kançeliği güzel. Allah'ın hikmetini, mükemmelliğini karın. Bazı nesillerde örgenip sahip hasıl kılasız, bazı nesillerde örgenmezden sahip hasıl kılasız. Allah Teala her taraftan size sahip veriyat, acir veriyat. Ve Allah Teala insanını acizliğini hem göstertip koyuyat diye insan.
Senga shuncha katta maydonda ilm o'rganishdagi izn berdim. Ammo mana bu mutashabih oyatlar bor, mutashabih masalalar. Bular seni aqlingga sig'maydi. To'g'ri, men senga juda katta bir aql berganman, juda katta fikr berdim, juda katta salohiyat berdim. Lekin qanchalik katta bo'lsa bo'lsin, qanchalik bir qobiliyat bo'lsa bo'lsin, mutashabih oyatlarni tushuna olmaysan, aqling ojizdir. Demakki, sen ojizsan, noqissan. Demakki, Allohga muhtojsan, haddingdan oshmagin. O'zingni ojizligingni, Allohga muhtojligingni esingdan chiqarmagin deb Alloh taolo bu ilmni ko'p qo'ydi. Qarang, hikmatlari bor uni. Va Alloh rozi bo'lsin, butun ulamolarimiz, ahli sunna va jamoatning butun ulamolari Qur'on hadisga bo'ysungan holatda o'sha muhkam oyatlar bilan shug'ullanishyapti. Mutashabihlarda esa Allohni o'ziga havola qilib, Allohga taslim bo'lib, u masalaga kirmasdan kelishyapti. Ammo kimiki kiradigan bo'lsa, Alloh taolo uni ham xabarini beryaptiki, fa'ammal lazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ammo qalblarda zayg' bo'lgan, buzuqlik bo'lgan va narazi bo'lgan botillikni tanlashlik, botillikni ixtiyor qilishlik bo'lgan kishilar shu Qur'ondan mutashabih bo'lganlarga ergashadilar. Mutashabih oyatlar bilan shug'ullanishadi. Yangi tanishasiz. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Birinchi savoli ayni Alloh deydi. Alloh qayta deydi. Hayron qolasiz. Nima sizni Alloh huzuridan kelyapti deb o'ylayaptimikin? Ya Alloh huzuriga ketyapti deb o'ylayaptimikin? Bir daraga tomdan tarasha deshagandek ayni Alloh deydi. Salomdan keyin alikdan keyin Alloh qayta deydi. Ha? Keyin summasta va alal arshga nima deysiz deydi. Allohning qo'li to'g'risida nima deysiz deydi. Mana shu oyatlar shu masalalar bilan shug'ullanadi, gapni aylantiradi. Payg'ambarimiz alayhissalom sahih hadislarda aytadilarki, kimiki shu oyatlar bilan shug'ullanib turganligini ko'rsalaringiz, bilinglarki, Alloh taolo qalbi buzuq insonlar deganlar shular. Qalbi buzuq insonlar ular. Ular o'zlarini juda aqlli deb bilishadi. Ya bilimdon deb o'ylashadi. O'zlarini aqida sof deb o'ylaydi. Sizni xatoga chiqarmoqchi, masxara qilmoqchi, haqorat qilmoqchi, lekin Alloh taolo guvohlik beryaptiki, qalbida narazi bo'lgan insonlar mana shular deyapti. Agar sizning qalbingiz sog'lom bo'lsa, Allohdan qo'rqsangiz, Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, Qur'on va hadisga taslim bo'lgan bo'lsangiz, mutashabih masallarga kirmaysiz. Alhamdulillah biz bu balodan qutuldik, lekin avvallari shu baloga ko'p uchrardik. Talib ilmimiz, yangi tadrisni boshlaganmiz, yangi dars berishni boshlaganmiz. Hadib odamlar shu oyatda zikr qilinganlar o'zlaricha imtihon qilishadi. Biz e'tiqodimizni o'lchamoqchi bo'lishadi. Gradusni qo'ymoqchi. Nechchi gradus ekan deb. Keyin aytamizki, Allohdan qo'rqing. Endi tanishdik siz bilan. Shuncha masalalar bor, shuncha ilmlar bor, yoki islomda qilinadigan shuncha xizmatlar bor, shuncha farzlar turibdi. Joiz emas bu masalalarga kirishlik. Oyat hadislarda man qilingan. Siz yana gaplardan turib, yo'q, shu masaladan gaplashamiz deydi. Alhamdulillah biroz sochimiz oqardi, bu masalalardan qutuldik. Ya'ni biroz qarimasiz odamlar qo'ymaydi. Biroz qarg'ichadi, keyin sal qo'yib yuborishadi keyin. Bu joiz emas bu. Hech kim bilan tortishmang, bu masalalarga kirmang. Haqda aytasiz. Kelgan vaqtida mana shu oyat, shu hadis. Iymon keltirdik, ma'nosini, kayfiyatini Allohga havola qildik. Kayfiyatini biz bilmaymiz. Ahli sunna aqidasi shu. Imom Malik rahimahullohning huzuriga bir odam kirdi. Aytdiki, istivo to'g'risida nima deysiz dedi. Alloh taolaning arshga istivo qilishligi, oliy bo'lishligini qanday tushunishimiz kerak? Deganda Imom Malik aytdilarki, al-istivo u ma'lumun. Istivo ma'lumdir. Istivoning bir ma'nosi bor, ma'lum. Biz bilmaymiz uni. Lekin Alloh biladi. Lekin ma'nosi bor, ma'nosiz degani emas u. Ma'nosi bor albatta. Val kayfu majhulun. Kayfiyati esa majhuldir dedilar. Qandayligini biz bilmaymiz dedi. Va suvalu anhu bid'atun. Buni rasulullohdan so'rashlik bid'atdir dedilar.
Şimdi şagirdlere yaptılar ki ahricu hazil mubtadi'a. Hazal mubtadi'a. Bu bidiyatçını çıkar varıyorlar. Kayıtlı bizim adasamıza girmesin dediler. Karim. Bu meseleler doğrusu tartışıp yürüyenler, ıhtılap kılıp yürüyenlerini meçhillerden hayda varışlık gerek. Cemaatlerden hayda varışlık gerek. Toylardan, ölümlerden hayda varış gerek bulardı. Araleşmesin bunlar. Çünkü Allah-u Teala yaptı, kalbide buzukluk bugün, kalbide merazı bugün insanlar, feyettemi'ûne mâ teşâbehe minhû. Şu Kur'an'dan müteşabih bugün ayetlerge ergeşedi bunlar. Fakat şu meselelerden şugullanacağız. Allah ayeti yaptı bunu. Ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam hem takitlediler. Şu ayette okup Allah güvahlık verdi. Kimi ki şu meselelerde tartışı yaptırırken bu sefer bilirler ki kalbi merazi insanlar şulardır. Onlardan uzak dururlar dediler. Ulamalar etedi ki İslam dini de birinci çıkan bidiyat. İslam alemede birinci payda bugün bidiyat. Kaysi bidiyat? Havariciler bidiyatı. Birinci bölü havariciler payda buldu. Kiyin şiyeler payda buldu. Havariciler yani sahabelerine karşı çıkkanlar. İslam'da dava kıyan halette, Müslümanlığı da dava kıyan halette sahabeler de tekfir kılıçtı, kafir değişti. Sahabelerle can kılıçtı. Sahabeler de öldürüştü. Şular birinci bölü bana şu meseleler gekirdi bunlar. Şu müteşabih meseleler gekirişti. Ondan ki başka mutezileler çıktı, cehmiyeler çıktı, kaderiyeler çıktı. Yani şiyeler, şiyelerde türleri, murciyeler. Yani bidiyat taifeler köpeyip gitti. Birinci çıkan bidiyat taife havarilerdir. Şunun için bilin ki İslam alemindeki en hatarlı, en yaman taife havariciler. Havariciler taifesidir. Havariciler de uzun akidesi malum. Yani avamlar havariz ise havariz bu kalır neydi insan? Bizim zamanımızda bazı cahiller yani zalim hükümetler ya ki kafir hükümetler ya karşı çıkanlar diyem havariciler de var şey yaptı. Bunu demez. Havariciler de uzun kitabı var, akidesi var. Ahl-i sünnetten mutlaka farklı. Bazen bazı yaşlar sorup kaladı ki havaricilerin şerri yaman mı, sufilerin şerri yaman mı deydi. Kim biz cevap verişten aldığın uzlara etedi ki, benimce sufilerde şerri yamamıza gerek değil. Çünkü onlarda şirk türleri yok. Şirkler doğrusu da süpermarket açıkken. Hemen türü hemen hılı var. Ticaretini kılışı yaptı. Ama havarilerde yok, şirk az onlarda. Onlarda tekfir var. Müslümanlar da kafir değildi. Falan pistan. Ve onlar getirmek ki yok hata kıldıyız. Şaşıldıyız hata kıldıyız. Havariciler Müslümanlar içindeki çıkan müşriklerden betterdir. Şirik taifelerden better havariciler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki havaricilerde kayıtta görseleriz öldürürler dediler. Cenkliler dediler. Ben onları tapsam tapken yerimde cenklemem dediler. Hani başka taifeler dostluğunda yapılardı, yapırgenleri yok. Her hıl taife çıkışını haber verdiler. Ama havariler dostluğunda yaptılar ki, kayıtta görseler öldürürler, kayıtta görseler cankırırlar diye yaptılar. Onlar da öldürgen en efzal gazidir, onlar da kolu da ölgen en efzal şehittir diye yaptılar. Ve havariler doğrusu da kıyamet günü de onlar it şeklinde bulur diye yaptılar. İt bu kalacaktı. Müslümanlar da kafir deyişti, yasan nesne mi bu? Bunlar, mesela bizi zamanımızda gelelim şimdi. Uzun etrafından başlaydı. Ötken ulamalar hemen tekfir kılıp kafirdir, geçiyorlardı şimdi. Hiç kim koymaydı bunlar. Mesela Saudi alimler diyem kafir deyişti. İbn-i Seymin diyem, Binbaz diyem kafir deydi. Ondan ki İngiler diyem, Sekin, İbn-i Teymiyeler diyem kafir deydi. Ebu Hanifeler de kafir deydi. Sahabeler diyem kafir diye şey uğradı. Ama adamlar için de etmedi ki merazı bilinip kalmasındı. Yaşırıp. Ama uzların ortalarda etişerdi. Hayran bulmayın. Onların dedesi Peygamberimizin etirastı yanıdı.
Sahih hadisda keladiki, payg'ambarimiz alayhissalom g'animatlarni taqsim qilyaptirdilar. Bir arobiy aytdiki, ey Muhammad, adolat bilan taqsim qilgin, adolat qilmading dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom nihoyatda g'azablandilar. Shunda ham shirin gapirdilar. Umar darrov qilichini chiqardi, ya Rasululloh, zindining kallasini olib tashlay bering dedi. Nariyadan Xolid bin Valid qilichini chiqardi, ya Rasululloh, zindining kallasini olib tashlay bering dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, yo'q, tegmanglar. Hali buning zurriyotidan shunday insonlar chiqadiki, ularni namozini oldida sizlar namozlarga hijrat qilib qolasizlar. Ularni qiroatini oldida qiroatlarga hijrat qilib qolasizlar. Ibodatlarini oldida hijrat qilib qolasizlar. Ammo Qur'on tomog'ini ichkariga o'tmaydi, qalbga o'tmaydi. Va dindan o'q, kamondan, yoydan qanday chiqsa, shunday tez chiqib ketadilar. Deydilar. Keyin davomida aytadilar, qayta ko'rsatib o'ldiringlar deydilar. Shuni zurriyotdan chiqqan deydilar. Haqiqatan o'shani zurriyotdan chiqib bu fitnachilar islom ummatini parchalashdi. Sahobalarning zamonidagi xavorijlar sahobalarni, Alini, Muaviyani va shunday hukumatni boshqarib turgan sahobalarni o'ldirishlik eng katta vazifa, eng katta ibodat deb bilishdi. Zotan xavorijlar ahli sunnani hammasini kofir deb biladi. Takfir qiladi. Qani qanchalik yomon holatlarga olib boryapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bidiyat toifalari hammasi yomon. Adashgan toifalari hammasi yomon, ammo xavorijlar eng yomoni. Ummatni kofir deydigan toifalar eng badbaxt toifalardir. Bu toifalar qalbida marazi bo'lgan insonlar nima uchun mutashabbih bo'lgan oyatlar yer yashadi? Ibtigo al-fitnati, fitnani xohlagan holatda. Fitna chiqarmoqchi ular. Fitna tashamoqchi. O'zlari juda yaxshi biladi. Shu sahobalarning zamonidagi xavorijlar bilan ham sahobalar munozara qildi. Ibn Abbos borib munozara qildilar. O'sha bitta munozarada 10 mingta odam tavba qildi. 10 mingta odam. Agar shu ilmiy munozara qilishganda edi, sahobalar ularni ilmdan tuzatib olishar edi. Ammo kattalari qarayaptiki, sekin-sekin odamlar qo'ldan chiqib ketyapti, keyin manqillikli munozaralardan. Gaplashmanglar, ular kofir. Ular gapga usta. Aqllarini buzib qo'yadi, fikrlarini buzib qo'yadi, falon ustondi, darrov o'zini odamlarni uzoqlashtirishdi, ajratishdi. Fitna qilishyapti. Ummatni bo'lmoqchi ular. Ummatni ichida fitna fasod qilyapti, ixtilof tashlashyapti. Tafriqa, bo'linishni tashlashyapti. Va odamlarni fitnaga qo'yishyapti. Bu fitna musulmonlarning ichiga kirib qolgandan keyin bo'ldi, endi musulmonlarga kofirlar hech qaramasa ham bo'laveradi. Kofirlar musulmonlar bilan shug'ullanishi, jang qilishini qo'ying. Kofirlar shu bir qaramasa ham bo'laveradi. Musulmonlar o'zini bibini yeb yotaveradi. Kofirlar mana bu narsalarni juda yaxshi biladi. Biz bularni juda yaxshi bilib, bu xatolardan saqlanishimiz kerak-ku. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar hech o'zini tarixidan, o'zini kitobidan xabari yo'q. Lekin kofirlar buni juda yaxshi bilganligi uchun shu xavorijlik masalasi va mutashabbih oyatlardan kelib chiqib, takfir masalasi. Qarang, kofir deyishlik masalasini qayerda islomdan rivojlansa o'rtaga tashlashyapti. Mana Jazoirda nihoyatda go'zal bir qiyom bo'lgan edi. Butun Jazoir millati ayaqlandi. Aytdiki, biz islomiy hukumat quramiz. Islomiy xilofat bo'ladi, faqatgina islomga amal qilib yashaymiz dedi. Boshqa gap yo'q dedi. Va jihad boshlandi, g'olibdan bo'lishdi. Allohning nusrati keldi. Keyin kofirlar nima qildi? Amerika, Yevropa ularni ichiga shu takfir masalasini tashadi. Shu bilan mujohidlar ikkiga bo'lindi. Bir-birini kofir deyapti. Bir toifa ikkinchi toifani kofir deb bevalol o'ldiryapti, sen kofirsan deb kecha birga jang qilishyapti turadi. Va hatto o'sha o'ldirgan odamlarini qizlariga, ayollariga tajovuz qilishdi bular. Sizlar mushriksizlar, kofirsizlar deb. Mollarini talon-taroj qilishdi. G'animat bo'landi. Qarang. Ana endi Amerika bilan Yevropa bemalol o'tiraversin. Kofesini ichib. Shunday qilib bir-birini bitirdi ular. Iroqda ham shunday bo'ldi. Iroqda Amerika kirdi, boshida urdi. Lekin Iroq millati, Iroqning rijollari, mujohidlari birlashdi, nihoyatda go'zal jihad bo'lyapti turdi. O'rtasiga darrov takfir masalasini tashab qo'ydi.
birbirini kafirge çıkarır. Bu cihat hem sindir. Çeçenistan'da hem şimdi buldu. Çeçenistan'da hem Çeçenler koludan ki gelince cihat kıldı. Allah'ın nusreti geldi. Çeçenistan'da fethi kılıçtı. Ki Rusullah'da çıkıya tekfir meselesini taşıp koydu. Ki hemesi bitti ki. Yok, hemesi yok. Kafirler daim şuna sana kıl yaptı. Yakın tarihlerde hem böyle yaptırken nesne bunlar. Lekin Müslümanlar hiç bir gözünü açmıyordu, oylanmıyordu. Bana bizi diyarlarda hem sel Müslümanlar birleşip, uhuvat, eke ülkelik bulup, cemaat bulup, cemaat kengeyip, birbirini kollayıp, kuvvetlayıp, hizmetler kengeyi yaptırıyordu. Şu müteşabih ayetlerde kafirler ortaya taşıp koydu. Allah kulutu olsa demediysen, Allah kayıtta, Allah asmanda mı, erçte mi, peki erçtemez mi? Şu meseleler başlandı, totetelmeyiz bunu. Şunu diye mesela ki, kim dizini çıkarmayız. Bitti, Müslümanlar da bitirişti. Perçe perçe taşıştı. Bölüp taşıştı. Ki bölüngen de bölüyor dedi, yedi ki bölüler. Daim şunu klişe yaptı. Ve şunu bilin ki, uzlarını adamları kıladı bunu. Yani hakiki müminler birinci bölüm kirmiydi bu meseleye. Şu münafıklardan başlanadı, zındıklardan başlanadı. Hükümet uzu adam terbiye kıladı. Zahiren karasız bu avliye adım kolunu öpkisi gitmedi. Şimdi adam da terliydi. Nihayette kattı, nihayette dindar uzuca. Hiç kimi ayamaydıgan, hiç kimi rayakımaydıgan. Cemaati içi yekilette şu meselelerde yayıştı başlaydı. Bu meseleler adamlar şey kirvagenden ki çıkaralmayız ki onu. Bu oldu. Yayılıp gittiniz çıkaralmayız. Şunun için Allah'tan korkuşluk gerek. Bu meselelerde tohtaçlık gerek. Bütün dünya mıkıyası da. Bütün dünyada bu meselelerde tohtaçlık gerek. Müteşabih meselelerde kirmeslik gerek. Mesela bir cemaat, bir taife. Eteli ki biri bunisi muvattırı diyeken, bunisi aşar diyeken. Hata fikirlerde buluşu mümkün. Akidelerde buzukluğu buluşu mümkün. Koy o sağlığa koy onu. Bu meselelere kirme. Götürme bu meselelerini. Yakında en bitersi getiriyordu. Yani münazarasını ayeti veriyordu. Min falan bitersinde münazara kıldım diyordu. Allah Teala kayıtta. Asmanda mıtsam yok dedi. Erste mıtsam yok dedi. Kayıtta bu mesele Allah Teala. Dedim de ki onu sündürüp taşıdım. Ayettim ki Allah Teala erste bu mesele, asmanda bu mesele. Bunda yerde mi, bazarda mı, mazarda mı? Ve kiyingi yapılar, cüda hulü yapılar. Ahlak hanada mı, tuvalette mi diyebdi neuzubillah. Kerim. Siz görün ki onu rahat kımakçı buluyapsız, o yüzden hakmen diyapsız, Allah'a katlı hürmetsizlik kılıyapsız. Ağzıdan çıkartırken yapılar gekerin. Allah'a hakarat kılıyapsız. Şunun için bu meselelere kirmeslik gerek. Mesela maturidiler, eşariler, belki bazı bir taifeler, eğer hata akideleri bulsa, onlar da kettelerim ile alımlar uzlar Allah'a oturup, münazara kılıp, deliller de ortaya koyup, müzakere kılıp, kaysanız hakkı olsa şunu alıp getiriyorlardı. Adamlar da ortasında bu meseleleri götürmeyin. Maturidiler şunu diye, eşariler şunu diye. Ben internette bizi dünyanın her tarafından soru geliyordu. Yaşlar dedi ki, ben yenge namazı başladım dedi. Hatta Fatiha'nı doğru okuyamayayım ben. Fatiha'nı çele bilemem dedi. Şimdi namaz okuştuğu geldim. Bir tanesi on kolumdan tartı yaptı. Maturidi buldu. Bir tanesi çap kolumdan tartı yaptı. Eşari buldu. Bir tanesi yakamdan tartı yaptı ki Salafi bu geldi. Hemeniz Müslüman mes misiler? Hemeniz namaz okuyuşlar ki birader mes misiler? Yok Maturidiler kafir. Eşariler kafir. Bunlar dedi ki Salafiler kafir. Biz hayran kaldık dedi. Gece köşe çengeti yürüdük. Bugün ihlasla muhabbetle İslam'a kirsek, kirdi ikinci günde bana Müslümanlardı katta bir taifesinde kafir deyişliğimiz gereken. Şular maturidiler, bunlar kafir. Bunlar eşariler, bunlar kafir. Bunlar salafiler, bunlar kafir. Hani katta bir fitne. İlimsiz adam katta mı lazım? Hayran mı kolay bu meselelerde işte. Hiç gerek yok bu meselelerde. Götürmeyin. Ve şu meselelerde kötülerde ıhtılaf gibi yürüyenler bilir ya ki bilmezden küfürge hizmet kılıyordu. Küfürge hizmet kılıyordu. Amerika'ya hizmet kılıyordu, Rusya'ya hizmet kılıyordu. İslam'da ayağına balta vuruyordu.
musulmonlarni tarsiyalayapti. Musulmonlarni xorlanishiga sababchi bo'lyapti. Musulmonlarni qamalishiga sababchi bo'lyapti. Muslimalarni xorlanishiga sababchi bo'lyapti bular. Islomiy hukmlar yo'qolishiga sababchi bo'lyapti. Buni biz aytmayapmiz. Alloh aytayapti buni. Ibtigo al-fitnati. Fitnani talab qilib kelyapti bular. Fitna uchun bo'lyapti turgan narsalar bular. Qalbi buzuq insonlar. Qalbingiz sog'lom bo'lsa, Allohdan qo'rqsangiz bu masallarga kirmang. Mana salafiyman deganlarni eng hurmat qilgan, yaxshi ko'rgan imomlari Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, sen boshqa bir diyorga borsang, jamoat namoziga to'g'ri kelib qolsang, borib ko'rdingki, aqidada ular sendan juda farqli. Masalan, bizning zamondagi ixtiloflarning istilohi bilan tushuntirsak, siz salafiysiz, ular Maturidiy. Maturidiyni ham eng yomoni, eng johili. Ibn Taymiya aytadiki, orqasida namoz o'qi deydi. Jamoatdan ajralma deydi. Chunki sen bunday ixtilof qilishliging ixtilofli masala bular. Qat'iy masalalar emas-ku. Ammo bir bo'lishlik, bir jasad bo'lishlik, bir jamoat bo'lishlik qat'iy masala. Ma'lum bo'lgan masala. Qat'iy va ma'lum bo'lgan, farz bo'lgan masala ixtilofli masala deb tarif qilinmaydi. O'qi deydilar. Orqasida namoz o'qi. Birga juma o'qi deydilar. Jamoatni tark qilmagin deydilar. Qo'lingdan kelsa, go'zal gapirib, shirin gapirib, isloq qilishlikka harakat qil. Lekin bu masallarda ostin fitna bo'ladigan bo'lsa, hech oshma, kirma. Qolaversin, shu o'zining aqidasida qolaversin, deb Ibn Taymiya rahimahulloh aytibdilar, qarang. Agar boshqa olim aytsa, bittasi unga tosh otsa, mumkin edi, lekin shu sohalarda eng ehtiyotkor bo'lgan, eng daqiq bo'lgan olim Ibn Taymiya rahimahulloh, butun hayoti tavhid xizmatida o'tgan, shirk bid'atlarni rad qilib o'tgan Ibn Taymiya aytayaptiki, bir bo'linglar deyapti. Bu masallarning sababidan bo'linmanglar, parchalanmanglar deyapti. Orqasidan namoz o'qavergin deyapti. Ibn Taymiya o'ziga imom deb qabul qilgan Ahmad bin Hanbal rahimahulloh o'zini zamonidagi jahmiyalarning orqasidan namoz o'qavurdilar. Qani jahmiyalar? Jahmiyalar bo'lsa xavorijdan ham battar. Havorijlardan chiqqan, o'tib ketgan havorijlardan battarib ketgan. Nihoyatda buzuq aqidasi. Nihoyatda barbod. Ammo shularda orqasida namoz o'qiyaptilar. Ahmad bin Hanbal. Shuning uchun bu masalalarga kirmaslik kerak. Kirmang bu masalalarga. Ixtilof bo'lyaptimi, fitna bo'lyaptimi, masalani to'xtating. Berkiting. Fitnani talab qilishadi bular, fitna qilishyapti. Fitnani ma'nosini bilasizlar. Fitna bir mu'minga aziyatdan boshlab shirkkacha. Hammasi fitna. Mana shu ixtiroflardan boshlanadi. Aziyat berishlik, xafa qilishlik, qalbini og'ritishlik, dushman qilishlik, ertaga qarabsizki urushlik, bugunni o'ldirishlik hammasi bo'ladi keyin. Shuning uchun Alloh taolo Baqara surasida val fitna tuashaddu minal qatl. Fitna qatldan ham battardir deyapti. Va bitig'a ta'vilihi. Va ular mutashabbih oyatlarga ergashishadi nimaga? Ta'vilini talab qilishi. O'zlaricha aytadiki, biz ta'vil qilyapmiz deyiz. Ta'vil lug'atdagi ma'nosi tarji'a degani, qaytarmoq degani. Bir narsani o'zining asliga qaytarmoq degani lug'atdagi ma'nosi. Bular aytadiki, biz bu masalalarni ko'taryapmizki, haqiqatga qaytaylik deb deydi. Haqiqatini talab qilyapmiz biz deydi. O'zini marazini mana bu shirin gaplar bilan berkitmoqchi bo'ladi. Shirin gaplar, chiroyli gaplarni o'ziga qalqon qiladi bular. Ishonmang bularga. Qarang, Alloh taolo ularning qalbini buzuqligicha aytib beryapti va shirin gapini ham aytib beryapti. Ular o'zlaricha ta'vilini oqtarishadi. Va Alloh taolo yana rad qilyaptiki, "Va ma ya'lamu ta'vilahu." Bu mutashabbih oyatlarning ta'vilini hech kim bilmaydi. Bular ta'vilini o'rganmoqchimiz deydi, haqiqatiga yetamiz deydi, hech kim yetolmaydi illalloh, faqatgina Alloh biladi xolos. Allohdan boshqasi uning ta'vilini bilmaydi, uning haqiqatini bilmaydi. Va rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi robbina.
ve ilimde müstahkem bo'lgan kişiler ise biz mutashabihlarga iman keltirdik deydi. Hammasi mutashabih bo'lsin, muhkam bo'lsin, hammasi Rabbimizning huzuridandir deydi. Qarang, mana mutashabih oyatlariga nisbatan qanday muomalada bo'lishligimiz kerak? Amanna bihi deishligimiz kerak. İman keltirdik deishligimiz kerak. Shu masalani kim olsa, aytingki biz shu summa stava alal arsh degan oyatga iymon keltirdik. Sen iymon keltirmadingmi? Siz keltirdim deydi. Biz ham iymon keltirdik. Kullu min indi robbina. Shular hammasi Rabbimiz huzuridan. To'g'rimi? To'g'ri. Tamam. Nuqta, bitti. Ochma masalani. Siz shundan har kim salomat qoladi. Buni hech kim inkor qila olmaydi-ku. Agar shu oyatga iymon keltirmaysa kofir bo'ladi. Yoki bu oyat Alloh tarafidan emas desa, bu ham kofir bo'ladi. Ammo jahmiyalar, shu xavorijlar shu holatga bordiki, jahmiyalarning ba'zi rahbarlari aytgan, qanidi qo'limdan kelsa Qur'ondan Alloh taolo Ibrohimni o'ziga xalil qildi degan oyatni o'chirib tashlasam deydi. Qarang, shu darajada badbaxt bo'lgan ular. Qur'ondan shu oyatni o'chirib tashlamoqchi. Qanday qilib Alloh taolo insonni o'ziga xalil qiladi, do'st qiladi, mumkin emas bu. Va yana Alloh taolo Musoga gapirdi degan oyatni qanday o'chirib tashlasam deydi. Yo'qotib olsam Qur'ondan deydi. Shuni orzu qilib gapirgan, jahmiyalarda kattalari gapirgan shuni. Shunchalik haddidan oshgan ular. Shuning uchun jahmiyalarni ba'zi ulamolar kofir deydi, takfir qilishadi. Va ahli sunna ularga juda qattiq muomala qilishdi. Bunday holatga tushmaslik uchun hani rosihun ilmi mustahkam bo'lgan, ilmi sog'lom bo'lgan kishilar bular. Ilmda mustahkam bo'lgan kishilar bunga iymon keltirdik deydi. Siz ilmingiz mustahkam va haq yo'ldagi, sog'lom yo'ldagi, sog'lom aqidadagi, tiniq aqidadagi inson bo'lishni xohlasangiz, shu ikkita gapni gapiring. Aman nabihi kullun min indi robbina. Ish bitdi. Mana Qur'on to'g'risida ham ixtiloflar bor. Ba'zi diyorlarga borsangiz, juda qattiq ixtilof qilishadi. Alhamdulillah bu diyorlarda yo'q bu masalalar. Lekin mutashabih masalalar keng. Kofirlar har xil diyorlarga har xil masalalarni qo'ygan. Masalan, O'rta Osiyoda shu Alloh taolaning arshga oliy bo'lishligi, qayerdaligi, Alloh taolaning qo'li, yuzi masalasi bo'lsa, Pokistonlarda Qur'on Alloh taolaning kalomi, qo'limizda turgan Qur'on nima? Shu masalalar to'g'risida. Turkiyada va ba'zi arab diyorlarida takfir masalalari. Har diyorlarga har xil masalalarni chashib tashadi kofirlar. Qur'on to'g'risida ham qattiq ixtiloflar bor. Ba'zilar Qur'onni maxluq deydi, jahmiyalar. Mu'tazilalar Qur'on maxluq deydi. Lekin ahli sunna hammasi aytadiki, Qur'on maxluq emas. Abu Hanifadan Abu Yusuf shogirdi so'radi, Qur'on to'g'risida nima deysiz? Deganda Abu Hanifa yerga qarab, ancha o'ylanib o'tirdilar, ancha siqilib qoldilar. Hatto Abu Yusuf shu savolni so'raganiga pushaymon bo'ldi. Keyin Abu Hanifa boshini ko'tarib aytdiki, shunday bir masalaki hali ummat buni to'g'risida bu masalada ko'p ixtiloflarga tushar dedilar. Ko'p fitnaga tushadi dedilar. Sizlarda aqidalar shu bo'lsin. Al-Qur'anu kalamullohi g'ayru mahluqin. Qur'on Alloh taolaning kalomidir, mahluq emasdir. Nuqta. Shu gapni gapiringlar, boshqa gapni gapirmanglar dedilar. Imom Azam Abu Hanifa shu aqidada o'tib ketdi. Boshqa tarafiga o'tmadi. Va shogirdlari ham ustozi tavsiyasini olib, Qur'on Allohning kalomidir, mahluq emasdir deb o'tib ketdilar. Ama hozirgi vaqtdagilarga hayron qolasiz. Shunday tortishadiki, hayron qolasiz. Hech qo'rqmaydi. Shu yerda vaqfda ikkita qavl bor. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh. Deb to'xtaladi bu bir qiroat. Va rosihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi robbina. Bu yerdan yangi gap boshlanadi. Suyuti ham shuni aytdilar. Va rosihuna fil ilm mubtada yaqulunadan qolgani xabar dedilar. Lekin yana bir qiroat borki,
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم deb to'xtaydiganlar ham bor. Yani mashhur qiroatlarda illalloh deb to'xtalyapti. Ya'ni jumhurning fikri shu. Lekin ba'zilar varrasihuna fil ilm deb to'xtaydi. Agar varrasihuna fil ilm deb to'xtasiz, mutashabih oyatlarning ta'vilini Allohdan boshqa va ilmda mustahkam bo'lganlardan boshqa hech kim bilmaydi degan gap kelib chiqadi. Shuning uchun tajvid ilmlarida o'qidilaringiz. Ulamolar aytdiki, vaqf masalasi nihoyatda muhim masala. Illalloh deb to'xtashligingizdan masala o'zgaryapti, va rosihuna fil ilm deb to'xtasangiz masala mutlaqo o'zgarib ketyapti. Birinchi qiroatga ko'ra illalloh deb to'xtaganingizda mana qo'limizdagi Qur'onlarda hammasida Allohda vaqf bor. Mutashabih oyatlarning ta'vilini faqatgina Alloh biladi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Kimiki Allohdan boshqasi biladsa kofir bo'ladi deyiladi. Bu butun ahli sunnaning fatvosi bu. Ixtilof yo'q bunga. Alloh taolaning arshga qanday og'li bo'lganligini faqat Alloh biladi, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolaning qo'li bor, lekin qo'lini qandayligini o'zi biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Kimiki men bilaman desa kofir bo'ladi. Va shunga o'xshagan masalalar. Ikkinchi qiroatga ko'ra mutashabih oyatlarning ta'vilini Alloh taolo biladi va ilmda mustahkam bo'lgan kishilar biladi deyiladi. Bu qiroat ham to'g'ri va bu fatvo ham to'g'ri. Buni ham butun ahli sunna aytadiki, haqiqatan mutashabih oyatlarning ta'vilini faqatgina Alloh va ilmi mustahkam bo'lgan katta olimlar biladi deydi. Mana ilmi bo'lmagan odam endi ikkita fatvoni ko'rib hayron qoladi keyin. Ikkinchi fatvoda ham aytiladiki, kimiki buni inkor qilsa kofir bo'ladi deydi. Zohiran qarasangiz bir-biriga xilof bo'lgan ikkita fatvo. Lekin xilof emas, ilm kerak-da uniga shu. Ilm kerak. Ulamolar aytadiki, ikkita qiroatga ko'ra ta'vil degan kalimani ma'nosi o'zgaradi. Birinchi qiroatga ko'ra faqatgina Alloh biladi ta'vilini degani, ta'vil tahqiq degan ma'noda. Haqiqatini faqatgina Alloh biladi degan ma'noda. Ikkinchi qiroatga ko'ra ta'vilini Alloh taolo va ilmda mustahkam bo'lgan kishilar biladi deganda, ta'vil tafsir degan ma'noda. Tafsir. Mutashabih oyatlarning tafsirini Alloh taolo biladi va ilmda mustahkam bo'lgan kishilar biladi. Qarang. Ikkalasi ham to'g'ri-da. İkala qiraatan to'g'ri, ikala fatvo ham to'g'ri. Demak, katta ulamolar mutashabih oyatlarning tafsirini biladilar. Tahqiqini bilmaydi, haqiqatini bilmaydi. Kayfiyatini bilmaydi, lekin tafsirini biladi. Izohini biladi, tushuntirishni biladi. Tushundingizmi? Ammo ilmsiz odamlar, avomlar hech yaqinlasha olmaydi bu masalaga. Hech yaqinlasha olmaydi. Ilmsiz holatda yaqinlashadigan bo'lsa halok bo'ladi. O'tga yaqinlashgan degan gap. Endi bu ikkita qiroat, ikkita tafsir to'g'rimi deb hayron bo'lsangiz, hadislardan dalil bor. Payg'ambarimiz alayhissalom Ibn Abbos to'g'risida duo qildilar. Faqihu fid-din. Dinda faqih qilgin. Va allimhu ta'vilahu. Ya'ni ta'vil al-kitob, ta'vil al-Qur'on. Va Ibn Abbosga Qur'onning ta'vilini o'rgatgin deb payg'ambarimiz alayhisalom duo qildilar. Agar ta'vilni o'rganishlik mumkin emas bo'lsa, nima uchun Rasululloh Ibn Abbos uchun Allohga duo qilyaptilarki, ta'vilini o'rgatgin deyapti. Va bu ta'vil tafsir degan ma'noda. Ibn Abbos ham ikkita fatvosi bor. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ deyip tohtaydı ve şekilde tohtaylar deydi. Tevilini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi deydi. Kimi ki tiskarısını yapırsa kafir bulan deydi. Peki başka fatvalarda dedi ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ deydi. İlimde müstahkem bugün kişiler hem tevildi bilen deydi. Hiç kim bunge karşı çıkmasın deydi. Ve min hem tevilini bilen kişilerden ben deydiler.
Rivayetlerde geliyor. Ayet edilir ki, men hem tevilini biledigen kişilerden ben diyorlar. İbn Abbas. Yani ayetlerini nihayette çukur ve tınık çünüşlük hareketliler, köp meseleler geçilip giderdi. Kur'an kanı hemen eseni geçerdi. Demek ki İbn Abbas hem tevil kelimesini iki yerde iki kıl manada işlet yaptılar. Bana indi hazır ehli sünnenin ortasında ihtilaf var. Sünnilerle başka adaşken taifelerde ortasındaki ihtilaf malum. Sünniler hak, ularının mukabilindeki karşısındakiler batıl. Bu mesele malum. Bunu tartışmaya haceti yok. Lakin bilişimiz gene bugün mesele şu ki ehli sünnenin ortasında az ihtilaf buluyor. Müteşabih ayetler doğrusu da. Mesela Allah Teala'nın kulu ya ki Allah Teala'nın erşki âli buluşluğu meseleleri. Kürsüz ehli sünnet iki de fetvanı veriyor. Bazıları da yaptı ki Selahın yakidesi şu ki bu ayetlerin tevilini kim bilmedi fakat Allah biledi. Kimi ki tevil kısa kafir bilendiydi. Bazı ehli sünnet dedi ki yok bu ayetlerin tevilini alimler bilendiydi. Kimi ki bu ayetlerin tevilini hiç kim bilmedi fakat Allah biledise onlar adaşken deydi. Yani şu ikili fetvanı bütün ehli sünnet etti. Çünkü bunu Allah eti yaptı. Resulullah eti yaptı, sahabeler etti. Şimdi için bu ikisi de fetvanı bize mektemiz. Lakin bizi zamanlarında kendi hataya düştü. Birinci fetvanı. Yani bu teşabih ayetlerinin tevilini kimi ki bilemendise ya ki tevil kısa kafir buladı. Bu selefiler de akidesi. Bu selefiler de işte. Yani bunlar buysa müteşabih ayetlerini tevil kısa buladı. Tevil kılıçlı caiz. Digenlerini maturu diler ve eşariler de işte. Şunu yıkıl acilet işte. Çözdünüz mü? Ama bu ne doğru bir tefrika. Ümmetli bölüşlük. Caizmez bu. Demek ya. Çünkü bütün selef müteşabih ayetlerini tevil kümeler diyen gepte bir hılmez. Ben Hazreti İbn Abbas'tan girdirdik. Bütün tefsirlerde var. Sahih hadislerde var. Peygamberimiz Aleyhisselam dua kıl yaptı. İbn Abbas'a tevilini örgüt kim diyordu ki? Ve İbn Abbas uzat yaptı ki min tevilini bilediğin adamlardan men diyordular. Ve yine şimdi İbn Neçe sahabeler hem var. Demek ki şimdi sahabeler selefmez mi? Selefler de birincisi ki o. Selef deyken de sahabeler, tabi'inler, tabi'inler de çünemiz. Yani sahabeler de bazıları ki tevilini bilse buladı, bilemiz deyken ki kendi kılığında bizi zaman gelip selefiler de akidesi şu ki müteşabih ayetlerinin tevilini kim ayet ediyken buysa tevil olsa kafir buladı deyken fatvanı kendi yapıyoruz. Eğer bu fatvanı siz umumi fatva kıladırken buysa İbn Abbas'ı kafir deyken bulasın. Ve Peygamberimiz gen burada sizi bu yapıyız. Çünkü İbn Abbas'a dua kılıyordu ki Allah'ım bunca tevilini öğretkin dedi. Şunun için ihtiyat buluşluk gerek. Bilip bilmezden dilimizi koyuvarmayalık. Dilimizi iki gen eserlerde yapıvarmayalık. Yani bana bazıları ise Maturidi ya ki Eş'ari deyip ecretilgenler. Bunlar katta alimler tevilini bile dedigen de onlar hem haddinden aşıp gitmesin. Tevilini bilemiz diyen onu ikiye kırıp getirip hakikatini bayan kılıçlayamaz. Bana şu ikide mesela neyden çıkarmıyorlar? Tevil ikide manada geliyordu. Biri tahkik, biri tefsir. Tahkik, hakikati yetişlik. Onu Allah'tan başka kim bilmiyordu. Hiç kim bilmiyordu. Fakat Allah biledi halas. Caiz bugün tevil ise tefsirdir. Tefsir, yani tediğin bayan kılıçlayık, izah kılıçlayıkdır. Şerhlemek, çüntürmektir. Mesela siz Allah'ın kolu var diye vakti etsiz ki Allah'ın kolu var diyemizi buldu. Başka hiç kendine gel getirdiğimiz demeyiz. Etsiz kol malum diyorsunuz. Kolda ne dediği malum ve bar nesle. Allah biledi. Kendi iyiliğini biz bilmeyimiz. Dünyasını kolunu kendi iyiliğini biz bilmeyimiz. Allah biledi. Ve Allah Teala'nın kulu vardı yanımızda, mahluklarını kulu yoğuşatmayımız.
Allah'ta özüge has bo'lgan nihoyatda mükemmel, nihoyatda güzel, nihoyatda büyük bir sifat deymiz. Qandayligini bilmaymiz deymiz. Qani izoh bo'lyapti-ku, tushuntiryapsiz-ku. Insonning qo'liga o'xshamaydi, farishtaning qo'liga o'xshamaydi. Va qo'l degan kalimani biz boshqa kalimalarga ham aylantirib olmaymiz. Boshqa ma'nolarga burib olmaymiz. Bular hammasi mana ta'vil bo'lyapti. Ta'vil bu. Maturidiy va ash'arilarni ma'lumot qilishadiki, masalan ular Allohning qo'l degan sifatini yadulloh sifatini qudrat deb ta'bir qilishadi. Ne'mat deb ta'bir qiladi deydi. To'g'ri, ba'zi maturidiylar, ash'arilar o'zlarining kitoblarida Allohning qo'li degani qudratidir yoki ne'matidir deyishadi. Lekin fiqhul akbarni ko'ring, o'qidirasiz fiqhul akbarni. İmam Azam aytayaptilar. Allohning qo'li Allohning sifatidir. Allohning qo'lini, Allohning qudrati yoki ne'mati deyishlik Allohning sifatini botil qilishlikdir, bekorga chiqarib yuborishlikdir. Va Mu'tazilaning aqidasidir deb rad qiladilar. Endi Maturidiylar hammasi biz Hanafiymiz deyishadi. Va masalan Abu Mansur Maturidiy Fiqhul Akbarga sharh ham yozganlar. İmam Azamni shu fatvosini ham biladi. Oyat hadislarni ham biladi. Qanday qilib turib endi u kishi Allohni qo'l degan sifatini inkor qiladi? Mumkin emas bu narsa. Abu Mansur Maturidiyga yoki İmam Ash'ariyga, İmam Ash'ariyni hayoti ikkiga bo'linadi. Avvallari Mu'tazila Jahmiya aqidasi dedi. Keyin sunniy bo'lganlar. Oldingi buzuq aqidasi bo'lgan vaqtdagi gaplariga albatta biz qarshimiz, lekin sunniylikni qabul qilib, ahli sunnaning e'tiqodini qabul qilgan va da'vat qilgan holatiga e'tiroz qilmaymiz. Haq yo'l dedilar. Endi bir inson ahli sunna bo'lsa, ahli sunnaning olimi bo'lsa va oyatlarni, mutashabbih oyatlarni, hadislarni ta'vil qilib turgan bo'lsa, bilingki u tafsirdir. Tahqiq emas. Tahqiq qilsangiz xato qilasiz. Mana hozir ba'zi yoshlarimiz kimiki ta'vil qilsa kofir bo'ladi deyapti-da, bu yerga qarasa Maturidiy ta'vil qilgan kofir. Ash'ariy ta'vil qilgan kofir. Ammo men aytamanki, Imom Navaviy ham ta'vil qilgan, Imom Navaviyning kitoblarini o'qing-da. Allohning sifatlarini u ham ta'vil qilgan. Uni nimaga kofir demayapsan? Demaging-da, nimaga demayapsan uni? Yoki Ibn Hajar ta'vil qilgan. Qani qanchalik katta olim? Nima uni kofir demayapsizlar? Imom Suyuti ta'vil qilganlar. Mana shu tafsirda o'tib-ku nishmatda. Ba'zilar aytadiki, zotan biz kofir deymiz bularni deydi. Ba'zilar Imom Navaviy, Ibn Hajar, Suyutilarni ham kofir deyishadi. Imom Maturidiyni qanday kofir desa, bularni ham shunday kofir deydi. Biz ajratmaymiz, biz hammasiga bir xil muomala qilamiz deydi. Va o'zlarini Ibn Taymiyaga nisbat beradi. Va biz aytamizki, Ibn Taymiyada ham bor ta'vil. Ibn Taymiya ham ta'vil qilgan. Ba'zi yerlarda doim emas. Unda nima bo'ladi? U kishi ham kofir deysizlarmi? Ibn Taymiyani shu eng katta shogirdi Ibn Qoyyim ham ta'vil qilganlar. Mana sahobalar ta'vilini ham aytdik mana. Endi nima deysizlar? Demakki, haqni gapirishlik kerak. Nima bo'lsa bo'lsin ta'vil yoki nima bo'lsa bo'lsin ta'vilni inkor qilamiz deyishlik to'g'ri. Ikkita qiroat bor. Ikkalasi ham to'g'ri. Alloh taolo bu Qur'onni bizga ikki xil o'qishlikka izn berdi. Va payg'ambarimiz alayhisalom ham ta'vilni ikki xil ma'noda tushuntirdilar. O'sha zamondan biz zamonimizgacha shunday kelyapti. Siz bir tarafni ochib, naqay tarafni berkitmang. Bir ilmni ko'rsatib, ikkinchisini yashirmang. Ummatni fitnaga, fasodga qo'ymang. Ahli sunnani butun ulamolariga hurmatda ehtiromda bo'ling. Ibn Hajar, Imom Navaviy, Imom Suyuti bular hammasi ahli sunnaning olimlari. Xatolari bor, xatolarni Alloh kechirsin. Imom Ash'ari, Abu Mansur Maturidiy bular ham ahli sunnani olimlari, oddiy olim emas, imom bular. Ahli sunnani olimlari ular. Ularga ham beadablik qilmang. Hurmat qiling. Kitobini o'qib tushunmayapti degan bo'lsangiz, olimlardan so'rang. Ahli sunna va jamoatdan bo'lgan ulamolar qaysi mutashabbih oyatni ta'vil qilgan bo'lsa, bilingki tafsir qilgan.
Tafsir qilgan bilib qo'ylar, tahqiq qilmagan. Tahqiq qilmaydi ular. Tahqiq Allohga xos deydi. Va rosixuna fil ilm. İlimde müstahkem bo'lganlar. Kimler? Yani nihoyatda taqvolik ve ilmi pishiq bo'lgan olimlar. İlmi müstahkem bo'lgan olimlardir. Demak shu mutashabbih oyatlarning tafsirini uncha-muncha olim bilmas ekan. Kichkina olimlar kirmasin bu masalaga. Katta-katta olimlar kirsin. Shu ilmi mustahkam bo'lgan kishilar ham Allohga qanchalik bir taslimiyat ko'rsatib, biz hammasiga iymon keltirdik, hammasi Rabbimizning huzuridan deb deyaptilar. Endi Alloh taolo aytayapti: "Va ma yazzakkaru illa ulul albab." Bu nasihatni hech kim olmaydi. Bu eslatmani hech kim olmaydi. Faqatgina aqllar egalarigina oladi xolos. Aqlli insonlar oladi xolos. Qarang, aql qanchalik muhim. Ba'zan insonda ilm bo'ladi-yu, aql bo'lmaydi. Ham ilm bo'lishi kerak, ham aql bo'lishi kerak. Shuning uchun odamlar ichida katta olim deb mashhur bo'lgan, ammo ko'rasizki, yosh bola qilmaydigan xatolarni qiladi. Aql bo'lsin, aql kerak. Islom aqlga targ'ib beryapti. Aqlga qarshi bo'lmaydi. Aqlni rivojlantirish kerak. Bu fitna qilyapti turganlar, ummatni bo'lib parchalayapti turganlar, ulamolarga, imomlarga nisbatan juda hurmatsiz gaplarni gapiryapti turganlar, aslida ular oyatlarni oyatlarga urushtiryapti. Hadislarni hadislarga urushtiryapti. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda aytadilarki, Qur'on bir-birini yolg'on qilishlik uchun kelgani yo'q, bir-birini tasdiq qilishlik uchun kelgan. Hadislar ham shunday. O'tgan ummatlar Allohning kitobini bir-biriga oyatlarni qarshi qilib, Allohning kitobini dalil qilib ikkala taraf bir-birini yolg'onga chiqarganligi uchun halok bo'lishdi. Qur'on to'g'risida buni janjal qilishlik kufrga olib boradi, kufrdir. Bu masalada janjal qilmaslik kerak. Bu masalada janjal qilishlik ixtilof qilishlik bid'atdir, katta gunohdir. Imom Azam Abu Hanifa shogirdlarini o'tirdilar. Bir jamoat odam keldi, ikkita imomni yetalab kelishibdi. Aytishdiki, mana bu aytayaptiki, Qur'on maxluq deyapti, bunisi maxluq emas deyapti. Siz nima deysiz? Dedi Imom Azam Abu Hanifa aytdiki, ikkalasini ham haydab yuboringlar. Ikkalasi ham imom bo'lmasin, ikkalasini ham vaqtida namoz o'qimanglar dedilar. Odamlar chiqib ketdi. Keyin Abu Yusuf hayron bo'lib so'radi. Ustoz, bunisi Qur'onni maxluq deb turdi, adashgan. Albatta kufr aqida. Buni to'g'risida yaxshi qildingiz. Bunaqasi namoz o'qilmaydi, adashgan, bid'atchi. Ammo narigisi to'g'ri aytgan edi. Nimaga unga ham aynan jazoni berdingiz? Deganda aytdilarki, unga ham aynan jazoni berganligini sababi shu masalalarda tortishib yurganligi uchun. Bu masalalarda tortishib yurishlik agarchi haq bo'lsa ham bid'atdir dedilar. Bidiyat, katta günah. Yukarıda ettik ki zaten. Kalbide marazı var bulandı. Der o gün ıslah kısın, Allah kitabı kısın. Fitne kılı yaptı ve fesat kılı yaptı. Katta günah bu. Şunu bilin ki zinadan better günah. Uğurlikten better bu yan günah. Minglerce Müslümanlar da taşeler düşman kutuşa yaptı. Zinadan better bu meydan bu? 8. 9. ayetler. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أي ربنا بزلنا هداية قيان إنك خلف لرمز بروار مجن فبزلرق أذين حزورينا رحمة هدية قيان Albatta sen o'zing nihoyatda ko'p hadya beruvchisan. Ey Robbimiz, albatta sen butun insonlarni hech qanday shashuba bo'lmaydigan kunga to'plaguvchisan. Albatta Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi. Shuyuti aytayaptilar, Robbana la tuzigh qulubana tumilla anil haqqi li ibtigoi ta'vilihi allazi la yaliqu bina. Kama azzafta kulube ulaik. Ey Rabbimiz bizlerinin kalplerimizi durvarmayın. Bizlerine layık bu meydigan nesneler, şu müteşabih ayetlerini
tavil kılıçlığını talep kılıp haktan kalbimizi bürüledigen kımagin. Mana bularda kalbini bürüp taşıganın dek. Kalbim merad insanlarda bürüp taşıganın. Bazı insanlar badbah oldu. Bizi o şey badbahlardan kımagin. Ba'da izhada itene bizlerine hidayatı gelinleken arşattana ileyhi hak yoluya başta gelinleken bu badbahlıktan saklayın. وهب لنا من لدنك من عندك وزين حضورنا بزي هديقين رحمة تثبيتا صابت قدم لك رحمة نسبين إنك أنت الوهاب البتسين وزين توب حبيا بيروتسان يا ربنا إنك جامع الناس أي رب لز البتسين وزين بكون إن شاء الله نتوب لجوتسان تجمعهم توب لسان ليوم سنبر كنجكي أي في يوم سنبر كنجة لا ريب لا شك فيه bu gün doğrusu hiç kendine şey şubha yok. Huve yavmul kıyama, bu kıyamet günüdür. Fetücazihim bi amalihim keme vaatte dizelim. O bir vaat edeceğinle amalları yakarak cezalarını veresen. Yaşı bulsa yaşı, yaman bulsa yaman. İnne Allahe la yuhlifun mi'at elbette Allah Ta'ala vaadesiye hılakul meydim. Mev'idehu bil ba'si yani qayta tiriltirishni va'da qilgan shu va'dasiga xilof qilmaydi. Albatta qayta tiriltiradi. Fihi iltifatun anil xitobi. Bu yerda muxotobdan g'ayibga iltifot bor. Ey Robbimiz deb Allohga xitob qilyapti, keyin inna Alloha la yuxlisul mi'ad. Albatta Alloh taolo va'daga xilof qilmaydi deb ikkinchi shaxslik muomiladan uchinchi shaxslik muomilaga o'tib ketyapti. Xitobdan g'ayibga o'tib ketyapti. Va yahtamala yakuna min kalamihi ta'ala. Bu Allah Teala'nın kelamından buluştuğunu yani ihtimali var. Vel garazu mine du'a bizelike beyanu enne hemmehum emrul ahira. Bu duada mahsad şu ki ulanın mahsadları ahiret işidir. Mahsad ahiret meselesi. Ve lizelike se'ulu sebeti alel hidayeti liyenalu sebeha. Şunun için ahiretin sahabeye yetiştiği mahsadı da hidayette sabit kalışlığını Allah'tan soruştu. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت بخاري ومسلم عائشة رمزان روايات كلد عائشة رمزان تلركي تنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات إلى آخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على شو آياتنا يعني او الله تعالى شن دي ذات كسينجا كتابنا نازل كلد وكتابتان بعضلاره بعض آياتلار محكم آياتلار دردد شو آخريتو خدلار وقال ايتلر كي رسول الله فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه سلر شو قران دي ichidagi mutashabih ayetlarga ergashib turganlarni ko'rganlaringizda faulayka allazina samallohu Alloh taoloning aytganlari shulardir qalbi buzuq fitnachilar shular fahzaruhum ladan hazar qilinglar ehtiyot bo'linglar uzoq turinglar وروى تبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تبراني أدلانين كبير لذا رواة قدلر أبو موسى الأشعري دان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتدلر كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول پيغمبر مزال السلام لن اشت پيغمبر مزال السلام أتدلر ما أخاف على أمتي إلا سلاس خلال من أمتم جاء اشتا خسلتان باشكنا سلام قوق ميمان أمتم اشتا اشتا مسلا دا قوق ما خلاص وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب شو إشتا يمان لك لدن بتسويكي أولارك كتابة لدى بالمؤمن كشي قرآن على دا أولو تأويلين تلب لدى va holanki uning ta'vilini faqatgina Alloh biladi. Va ilmda mustahkam bo'lgan kishilar unga iymon keltirdik, hammasi Robbimizning huzuridandir dedilar. Faqatgina aql egalarigina nasihat oladilar deydi. Al-hadis bitti mana. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi nihoyatda buyuk muhim masalani bayon qilgandan keyin ikkita duo bilan bitiryapti. Bu bilan ishora qilyaptiki bunday muhim masalalarda Allohga duo qilmasalaringiz, Allohga sig'inmasalaringiz, Allohga yalinmasalaringiz najot topmaysizlar. Allohga yalininglar. Doim Allohga duoda bo'linglar. Va bu juda yomon masalalar bular.
Mana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Ey Rabbimiz bizi hidoyat qilgandan keyin qalbimizni burib tashlamagin. Qalblarimiz Allohning qo'lida xolagandek buradi. Qalb o'zgaruvchan. Ulamolar aytadiki, qalbning misoli sahroda uchib yurgan bir jun to'plamiga o'xshaydi. Sal shabada bo'lib qaysi tarafga uchsa, shu tarafga uchib ketaveradi. Insonning qalbi ham shunday. Sal narsaga o'zgarib ketaveradi. Sal narsaga bir odamni yaxshi ko'rib, sal narsaga yomon ko'rib qolaveradi. Bugun qarasangiz, nihoyatda dindor bo'lib, endi dunyo bilan shug'ullanmayman deydi, tashkilga qarasangiz, yana dunyoga botib ketyapti. Ha, desiz, ishlarim chiqib qoldi deydi. Muhim ishlarim bor deydi. Hamma narsadan muhim. Qalb shunday o'zgaruvchidir. Allohning qo'lidadir. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom ko'pincha Allohga duo qiladilarki, ey qalblarni o'zgartiruvchi, meni qalbimni diningda sobit qilgin dedilar. Va aytadilarki, butun insonlarning qalbi xuddi bir insonning qalbidek Alloh taolaning barmoqlarini orasidadir. Xolagandek boshqaradi. Qalblar Allohning qo'lida xolagandek boshqaradi. Shuning uchun biz Allohga qattiq duo qilib yalinishligimiz kerak. Ey Robbimiz, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin bizlarni qalblarimizni burib tashlamagin. Hidoyat qildi mana Qur'on, hadis, dinni nasib qildi Alloh taolo. Mana bularni o'rganyapmiz, hosil qilyapmiz. Tanishyapmiz. Bilgandan keyin adashib ketmaylik. Baqara surasida ko'p yillarda aytdik. Butun adashganlar kofir bo'lsin, munofiq bo'lsin, fosil bo'lsin, bidiyatchi bo'lsin, hammasi bilib turib adashadi. Shu jahmiyalar, mu'tazilalar, adashgan toifalar yoki shu mutashabih oyatlar to'g'risida ixtilof qiladigan, fitna qiladiganlar oldin biladi, keyin fitna qiladi. Bilmasdan fitna qila olmaydi-ku. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, hidoyat qilgandan keyin deyapti. Bu ne'matlar nasib qilgandan keyin adashib ketmaslik kerak inson. Va bizlarga o'zingni huzuringdan rahmat hadya qilgin. Vahaba degani hadya qildi. Bu yerda tavozu borki, seni rahmatingga bizga haqqimiz yo'q aslida, loyiq emasmiz u, sen hadya qilib ber. Masalan, telefonni bir birodaringizni telefon olmoqsiz, kuchingiz yetmaydi, qiymat telefon. Shu telefoningizni olamayman, menga hadya qilib bering. Menga juda katta yaxshilik qilgan bo'lasiz. Alloh taolaga aytayapsizki, ya Robbi, o'zingni rahmatingni bizga hadya qilib bergin. Biz olishlikka, seni rahmatingga sazovor bo'lishlikka hech qanday bir loyiqligimiz yo'q. Nihoyatda gunohkorimiz, noqismiz. Yaramaymiz, arzimaymiz bu ne'matlarga, lekin o'zing hadya qilib bergin bizga. Va bu oyatlar bizni Allohga bog'layapti. Qarang, Robbana, ey Robbimiz deyapsiz. To'g'ridan to'g'ri Allohga bog'layapti. O'tgan duolarda ham aytdim, yana takror aytamiz muhim masala bo'lganligi uchun. Qur'ondan kelgan butun duolar hammasi to'g'ridan to'g'ri Allohga bo'lgan. Birortasi ey Odam alayhissalom, ey Ibrohim alayhissalom, ey Jibril yoki ey Allohim, shularni biz o'rtaga vasila qilamiz, robita qilamiz, vosita qilamiz. Shularning haqqi hurmati, shularning obro'si, shularning yaxshiligini sababidan bizni falon-falon narsalarimizni qabul qilgin degan birorta duo yo'q Qur'onda. Qur'onda qayerda duo kelgan bo'lsa, hammasida to'g'ridan to'g'ri Allohga duo qilingan. Va bilasizki, Qur'onda kelgan narsalar eng afzali bo'ladi. Alloh taolo shu duoni yaxshi ko'radi va duolarning eng afzali shu va islomiy duo shu bo'lishi kerakki, to'g'ridan to'g'ri Allohga duo qilinyapti. Qur'ondan sabit bo'lgani shu. Shuning uchun johillarga aytinglar, bu bidiyat duolarni chiqarishmasin. Payg'ambarlarning haqqi hurmati, avliyolarning haqqi hurmati yoki falomiston degan gaplarni gapirmasin. Qur'on bizga to'g'ridan to'g'ri duo qilishni o'rgatyapti. Va Allohga bog'layapsiz, Allohga yaqinlashtiryapti. Alloh zotan o'zi yaqin sizga. Siz uzoqlik qilmang. Innaka antal wahhab, albatta sen o'zing wahhabsan. Qani wahhab degani ko'p hadya qiluvchi degani. Shu yerda insonlar hali ba'zi insonlarni vahobiylar deyishadi. Shu vahhab kalimasidan chiqqan u. Kim vahobiylar? Abdul Vahhabning shogirdlari demoqchi o'zlaricha. Ammo noto'g'ri gapirishyapti. Ular shu vahobiylar deb qasd qilib turgan odamlarning ustozining oti Abdul Vahhab emas. Muhammad uni oti. Muhammad bin Abdul Vahhab. Agar uni shogirdlari bo'lsa, Muhammadiylar desin.
Ama o nebi iş almıyordu. Peygamberimiz adı Muhammed ki o. Peygamberimiz diye bir adaflık bulmasındı. Muhammediler demeydi. Ama Vahhabiler de işaret edemeydi. Çünkü Allah'ın adaflığı uğradı. Bunu kılıçı uğradı ona. O yüzden Abdülvahhab Muhammed'in dedesi. Bu cemaat hiç kendi alakası yok. Çünkü düşmanlara muhaliflerden kabul kılardı. Dedesi yakşıydı deydi. Hanbeli mezhebi deydi. Oğluyan Muhammed bin Abdullah'a da Hanbeli mezhebi deydi. Esler eğer onge nisbet deyseniz Muhammediler deyler. Demek ki Vahhabiler deyipsiler. Bu bir yalgan. İkinciden Vahhab diyen isim Allah'tır ismi. Allah'ın sıfatı. Bir insanın Vahhabi diyeni Allah'ın Vahhab sıfatıya alakalı bugün kişi diyeni. Bu yakşı buladı ki mehtep diyen buluşuz gerek. Mesela Rabbani diyordu ki Rabbaniler deydi. İmam-ı Rabbani, alim-i Rabbani, mehtesi ki o. Yamanlamesi ki o. Vahhabi diyenden bunu mehteslik gerek. Mehte diyen kelime. Yani Vahhab buyuyen Allah'ın kulu. Vahhab buyuyen Allah'ki alakalı buyuyen kişi diyen oladı. Mehtes gerek ama yaman görseniz küfür buladı bu. Küfür. Çünkü yani siz Vahhabi'di ben insanı yaman görüyorsunuz. Lakin Allah'ın sıfatını eti yaman görüyorsunuz. Allah'ın sıfatını yaman görüyenlik için küfürü geçip kalasın. Yani ehtiyat buluştuk gerek. Allah'ın Vahhab diyen sıfatını ne demek yaman görüyorsunuz? Karaka Müslümansınız. Vahhabi'yle de yaman görüyorsunuz. İnneki entel vahhab. Karim, Arabi'nin sonra 8. ayette kelimesi el vahhab Allah'ın sıfatı bu. Allah'ın sıfatını yaman görmeyin kafir bulasın. Ey Rabbimiz, elbette senin bütün insanlarını şek şüphesiz günge topla güçsen. Hem insanları da toplaysan. Bunu için etkili yaptı. Hemimiz toplanamız. Biz haklıyımızı bilemiz. Bularam biz haklıyımızı görüşedik kıyamette. Şu adeşkenler, şu fitne kılıyıp durgenler biz haklıyımızı görüşedik. Ve ortadaki ilimsizler, biz bilmiyemiz kim hakikin de yaptı, ularam görüşedik. Kim fitnacı, kim fesat kılıyordu, kim hakta, kim Kur'an-ı Hadis'e teslim buygen, hepsini Allah-u Teala kürsetedir. Ve her kim ki özü gelişe cezasını verir. Ve elbette Allah-u Teala vaadesiye hılaf kımıyordu. Kayıtta tırıltıramandı vaade verirken, yakşilerge yakşı, yamanlarge yaman ceza veremandı vaade verirken, Allah-u Teala vaadesiye hılaf kımıyordu. Allah Subhanehu ve Teala bizi ve bütün ümmetini hayatının yahını geçe, fakat yine Kur'an-ı Hadis'e amel kılıp, Kur'an-ı Hadis'e hizmet kılgen saadetli, bahtli kullarından kısın.